Merhabalar arkadaşlar. Bugün size merkezi yakıt sisteminden bahsedeceğim. Öncelikle arkamda gördüğünüz gibi kazan dairesinden başlayacağım. Sonrasında evin içinde birkaç bilgiyle devam edeceğim. Evet, şimdi doğalgaz borusu bu şekilde geliyor ve kazan hattına bağlanıyor gördüğünüz gibi. Bu gördüğümüz kazan, bunun mekanizması şurası. Buradan işte özellikleri, işte nasıl yanacağı, ne bileyim derecesi falan ayarlanıyor. Bu otomatik çalışıyor. 40 derecenin altına düşünce sistem yeniden çalışıyor ve ateşliyor, ısıtacak. Şu an çalışıyor. Şuradan görebilirsiniz. Bu şekilde suyu ısıtıyor işte. Yani kazan ayarlı tabii ki bunu kazan için gösteriyoruz. Evde de göstereceğim şimdi. Evde istediğimiz ısıyı bu tekrardan ayarlayabiliyoruz. Bunu tekrardan video devamında göstereceğim size. Kontrol paneli var burada. İşte iki tane dinamo var. Genleşme tankı var. Genleşme tankı iki tane var. Bu duruma göre, işte mekanizmaya göre ayarlanıyor. Şimdi bu borulardan soğuk su girişi yapılıyor. Bu şekilde devam ediyor. Kazana geliyor. Yani zaten renklerden de anlaşılacağı gibi soğuk su giriyor. Kazan da ısındıktan sonra sıcak su pompalanarak gönderiliyor. Sıcak su devam ediyor. Şimdi burada bu mekanizmayla düzenlenip bu sefer binanın içine gönderiliyor. Evet arkadaşlar, şimdi kazan dairesinden sonra bir de evdeki mekanizmayı göstereyim size. Yani evdeki petekleri nasıl dağılıyor şöyle bir bahsetmiş olalım, gösterelim. Dolabın içinde bizim. Yani dolabın içinde olursa sizin için de avantaj olur tabii. Çünkü biraz karışık ve borular var fazlasıyla. Şimdi boruları göstereyim. İşte burada evdeki petek sayısına göre şeyler var, bağlantılar var. İki tane ana hat geliyor binanın, işte kazan dairesinden gelen şurada büyük borudan. Bir tanesi burada. Diğeri de yanında, dolaptan görünmüyor ama. Ondan sonra eve dağılıyor. İşte diğer peteklerimize göre, işte petek sayısına göre borularla alttan döşenmiş evlere gidiyor. Şimdi şurada kalorimetre var. Ondan biraz bahsedeyim. Yani daha doğrusu kalorimetreyi görünce nasıl ödeme yapacağınız konusunda bilgi vermek istedim. Ödeme şu şekilde yapılıyor. Binaya ortak doğalgaz faturası geliyor. Örneğin binada 12 kişi var. 12 kişinin işte faturanın bizde %30'u, bazı binalarda işte nasıl diyeyim sitelerde daha düşük de olabilir. Bizdeki bu %30'u önce fatura tutarından çıkarılıyor ve 12 dairesi örneğin 12'ye bölünüyor. Bunu herkes ödemek zorunda zaten. Sonrasında herkesin kalorimetresindeki kilowatt bakılıyor. Bir önceki ay ve bir sonraki ay arasındaki fark alınıyor ve buna göre bir birim fiyat belirleniyor. Bu birim fiyatla sizin o aradaki kilowatt farkınız çarpılıyor. Ona göre fatura tutarınız belirleniyor. Bu vanalarda işte acil durumda, İşte şuradaki vanalarda zaten olaya müdahale edebilme adına kapatılıyor. Bir de şu küçük vanalar var. Bunlar da peteklerinizi, hani hiç ısı gelmesini istemediğiniz petekleriniz varsa bunlarla da kapatabilirsiniz giriş çıkışları. Şimdi bir de peteklerin üzerindeki bu merkezi pay ölçer denen peteklerden ayarlayabildiğimiz sistemi de gösterelim kısaca. Şimdi şöyle peteklerimizin, yani işte sağında solunda artık neresindeyse bir vana var. Yani iki tane vana oluyor.
Bu sıcaklığı ayarlamak için vana, giriş çıkışı engellemek için bir vanası var. Onu da göstereceğim. Şimdi şu an bizim 3 konumunda. Şöyle göstereyim. Bu 1'e kadar inmiyor artık. 1 yok. Ya bu zaten kapalı konum demek oluyor. Şu an ısı düştü. 2 var. İşte 3 var. Tabii buçukları da var aralarda. 4 ve 5. Bu şekilde ısıyı ayarlayabilirsiniz. Yani kendi tercihinize göre. Zaten buradan artırdığınızda, işte atıyorum bütün peteklerinizde artırdığınız ya da azalttığınız, ona göre şeyde, kalorimetrede kilovatınız ona göre artıyor ya da azalıyor. Ayarlayabilirsiniz evinizin ısısını. Şimdi bir de şurada peteği tamamen kapatabileceğiniz bir vana var. Bunun yani merkezi sistemle alakası yok tabii ki. Genel bir bilgi diyeyim. Videonun sonunda bu sistemle ilgili bazı soru cevaplar var. Umarım işinize yarar. Bu videoda sizin için faydalı olmuştur. Yani bu sistemi önerir misiniz derseniz onunla ilgili de bir yorum yapayım. Kombiyle ısıtmalı bir evde oturuyordum daha öncesinde. Hemen hemen aynı tutar kadar ödedim. Aynı tutarları ödememe rağmen aynı şekilde ısınmadım ve ev büyüklükleri çok çok farklıydı. Yani bu sistemle daha büyük evleri daha az tutarlara ısıtabilmiş oluyorsunuz. Yani daha avantajlı bir sistem bence. Evet arkadaşlar, bugün size merkezi pay ölçerli yakı sistemini tanıtmaya çalıştım. Ben bizim kullandığımız, yani bizim binada olan sistemi size tanıttım. Farklı sistemler vardır mutlaka. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.